Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 14 Mart 2020 tarihi itibariyle en güncel paketleri kullanarak Flutter'ın kurulumunu yapacağız. Yakın zamanda Flutter 2 çıktı, oldukça da ses getirdi. Yine kurulum adımları çok fazla değişmese de sil baştan bir kurulum yapmak istedim. Bilgisayarımı formatladım. Ben de Windows Pro versiyonu mevcut Türkçe diliyle beraber şu an için ne Flutter'a ne de başka bir şeye dair herhangi bir şey kurulu değil. En baştan adım adım sizlerle bunu yapacağız. Lütfen adımları detaylı ve dikkatlice takip edin. En ufak bir eksiklikte benim de size yardımcı olamayacağım şekilde hatalar çıkıyor. Ondan sonra da hevesiniz daha ilk günden kırılıyor. Aslında oldukça kolay. Önemli olan adımları atlamamak. Get started diyelim. Uzun bir video olabilir. Bilen arkadaşlar sıkılabilir. Ama soru cevaba baktığımda Udemy'de en çok hata alınan kısım açıkçası kurulum adımları. Ondan dolayı neyi de nasıl yapacağınızı bilirseniz burayı sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz. Çoğu arkadaş bunu atlıyor. Sistem gereksinimleri olarak hani çoğu kişinin de bilgisayarına bağlandığımda görüyorum. 4 GB RAM ve klasik bir hard disk ile maalesef ki mobil uygulama geliştirilmez. Herhangi bir emülatör açtığınızda zaten bu 4 GB Windows'a mı yetecek, Android Studio'ya mı yetecek, emülatöre mi yetecek? Tamam, her şey imkanlar dahilinde ama maalesef ki SSD'niz yoksa ve 4 GB gibi bir RAM'iniz varsa herhangi bir mobil uygulama geliştirme yapamazsınız. O yüzden mümkünse bu güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Windows 7 ve üzeri Flutter için yeterli ama artık Windows 7 de bence kullanmayın. Başka başka hatalar çıkabiliyor. Bunları da gördük. Windows 10 kurun. Windows 10 kurduğunuzda zaten buradaki bu PowerShell size yüklü geliyor. Eğer sizde bu yüklü değilse gördüğünüz gibi burada ilgili işletim sistemine dair install setup'lar bulunuyor. Onları kurup indirmeniz gerekiyor. Ben de zaten Windows 10 olduğu için PowerShell'im kurulu ama Git kurulu değil çünkü sıfırdan başlamıştım. Git bir versiyon kontrol sistemi yazılımıdır. Bence her bir yazılımcının bilmesi gereken bir teknoloji. Bu kendi projeleriniz işe yarıyor. Evet. Bir de Flutter'ı kullanıyorsanız bunu da zorunlu kılıyor. Bunu kurmadan Flutter olmuyor. O yüzden burada Windows 64 biti seçelim. İndirilenler kısmına bunu kaydet diyorum ve açalım. Oldukça hızlı ve kolay bir kurulumu var. Dediğim gibi Flutter çalışırken iç yapısında Git'i kullanıyor. Ondan dolayı da bunu kurmamız gerekiyor. Şimdi setup ekranım açıldı. Şuraya getireyim. Next dedim. Program filesinin altına kuracak. Herhangi bir şeyi değiştirmeme gerek yok. Şurada ben Notepad'i seçiyorum. Notepad++ bilgisayarımda yüklü olduğu için Next dedim. Eskit decide diyelim, next diyelim. Dediğim gibi burada herhangi bir şeyi değiştirmeye gerek yok. Next, next diyerek şunu da seçebiliriz şimdilik. Hani birkaç tane ekstra ayar gelmiş son kurulumdan sonra. Önemli değil. Git kurulumunu tamamlayacağız. Git'imiz kurula dursun. Git'i kurduktan sonra Flutter'ın SDK'sını indirmemiz gerekiyor. Bir zip dosyası. Buna da basalım. Biraz büyük bir dosya. İndirilenler kısmına bunu kaydet diyorum. Yaklaşık 696 MB'lık bir zip dosyası indiriliyor. Ondan sonra gerekli adımlarla devam edeceğiz. Şu an için Git'in kurulumu bitti. Git 5'i aç diyelim bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi Git 5'te açıldı. Bu ne demek? Buraya git yazdığınızda artık hani git'i ben tanımıyorum demiyor da git ile ilgili bir sürü komutu getiriyor. Bu videoyu burada durduralım. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz.